Karşınızda yılların efsanesi Mercedes O362. 1.33'e uyarlı arkadaşlar çalışıyor. Haberiniz olsun, video altına linkini bulabilirsiniz. Yapımcısı yabancı. Onu da söyledikten sonra St. Petersburg'dan çıkacağız. St. Petersburg'dan çıkıp nereye gideceğiz? Şu yoldan Kunda'ya doğru bir yolculuk yapacağız. Zaten araç yavaş. 192 CV, yani 192 beygirlik bir motoru var. Çekici galerilerinden hemen Mercedes-Benz'den çevrimiçi satın alabilirsiniz aracınızı. Özelleştirmede şurada skin çeşitlerimiz var. Mesela şöyle skin çeşitlerimiz var ama bunlar tam kaliteli yapılmış değil. Kendinize skin yapabilirsiniz. Yani yapılabiliyor gibi edit yapmışlar buraya ama bilmiyorum. Tek bir şasi var, tek bir motor var, tek bir şanzıman var. İç tasarım yok, boyama yok. Lastikleri, jantları değiştirebiliyorsunuz. İç tasarım yok. Hani bu kadar arkadaşlar. Fazla bir özellik beklemeyin. Sonuçta eski mod. Yani eski bir model araç arkadaşlar. Fazla bir şey beklemeyin. Kamera açıları biraz sıkıntılı. Onu size söyleyeyim. Mesela orijinal kamera açılarıyla baktığımız zaman tam görünmüyor. Böyle biraz içeride kalıyor. Ama onda yapacak bir şey yok. Bayağı bir güzel eskilere götürüyor insanı. Hemen St. Petersburg'dan çıkalım. Ve Kuda'ya doğru bir yolculuk yapacağız zaten. Dediğim gibi şöyle ben şeyi açayım. Navigasyonumuzu açalım. Seslerin bazılarında değişiklik var. Normalde Mercedes'in, normal mevcut Mercedes'in sesine göre uyarlamışlar modun sesini. Olsun yani. Ama o 362 kullanıyoruz. Orası da ayrı bir olay. Ve araç içi kaplamaları o kadar da iyi değil. Onu söyleyeyim ama yine de kaliteli yapılmış bir moda benziyor. Yani yapımcı yabancı dediğim gibi. Göreceğiz zaten aracın gidişini. Neden Baltık Diyasi'ndeyim? Çünkü şöyle bir durum var. Baltık Diyasi'nde çok otogar var sağda solda. Yani bir Eurocock Simulator çıksa, bir otobüs oyunu yapsalar hiç fena olmayacak yani bu modlarla falan işte. Mesela şimdi otobüs uyarlı olsaydı bu otobüsümüze yolcu alıp götürebilirdik mesela, teslimatını yani yolcuları taşıyabilirdik. Ama şu anlık buna imkan yok. Biz de sadece böyle otobüsleri tanıtıyoruz sizlere. Ve mod inceleme serisinin ikinci bölümü bu. Üçüncü bölüm de gelecek ama üçüncü bölümün arasında bir bölüm girebilir. Onu da bilmiyorum, ne videosu gelecek hiçbir fikrim yok. Şu anda arkada başka bir oyun hazırlığını yapıyorum. Yani diğer kanalıma için. Minecraft, başka ne oyun diyeyim ya. Minecraft'ın hazırlığını yapıyorum arkadaşlar. Diğer kanalına da abone olmadıysanız diğer kanalımıza abone olun. Levent Yılmaz, o da videonun altında mevcut zaten. Ona da ulaşarak abone olursanız oradan da Minecraft sevgilerimi takip etme şansınız olmuş olur. Minecraft sevgilerim de çok güzel devam ediyor. Bayağı güzel içerikler piyasaya çıkarıyorum orada. Hadi bakalım o zaman. Bu kaliteyle aynı şekilde Minecraft videolarımız diğer kanalımızda geliyor. Bu kanalda Minecraft videosu çekmiyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlar O362'yi ilk defa sürüyoruz. Yani böyle bir araç daha önce yapıldı mı onu bile bilmiyorum. Yani Mercedes'in değişik bir aracı. Yani güzel bir aracı. Bayağı eski yıllarda yolcu taşımacılığı yapılan araçlar. Belki halen yurt dışında işte Rusya'da falan bu araçlar vardır. Pek emin değilim. Ben de bu yüzden Rusya'ya geldim. Çünkü Mercedes büyük bir ihtimal Rusya'da kullanılırdır. Hani bu eski otobüsleri falan kullanılırdır yani. Ne de olsa adamlar eskiyen şeyi bile atmıyorlar. Yani onlar için her şey değerli. Bilmiyorum artık. Hani görünmeyecek gibi değil. Ve oynaya giden jantlar of araba. Ha, bu arada arkadaşlar normalde bu modun yerine, yani bu videonun yerine Vaz videosu gelecekti. Vaz yeni bir mod çıktı Vaz'la ilgili. Yani Vaz aracı var biliyorsunuz. Onunla ilgili bir mod çıktı. Araç ama öyle bir hoşuma gitti ki hani modu onu incelemek istedim. Sonra baktım bu yeni çıkmış. Bir de değişik bir mod. Yani otobüs modu en azından. Yani sizler otobüsü sevdiğinizi biliyorum. Otobüs modunu inceliyoruz. Ama kesinlikle onun videosu da gelecek. Onu unutmadım. Şeyin videosu gelecek yani. Vaz'ın videosu gelecek. Biliyorsunuz Vaz, şu önümüzde giden araç var bakın şu anda. Hemen geçti bizi gidiyor. Vaz aracı o. Giden araç. Vaz Lada ile aynı şirket. Yani aynı anlama geliyor. Yani aynı şirket arkadaşlar. Vaz adı altında Lada çıkıyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Rus şirketi Vaz.
Arabada rötar da yok. Onu size söyleyeyim. Zaten bu arabada rötar da olmaz. İmkansız. Bu kaç yıllık araba ya. Güzel bir mod. Tavsiye ediyorum oynamanızı. Herhangi bir sorunu yok. Oyundan atma gibi bir sorunu yok. Dediğim gibi videonun altında linkini bulabilirsiniz. Oradan indirip oynayabilirsiniz. 20 MB mi ne bir boyutu var dosyanın. İndirip oynayabilirsiniz. Güzel olmuş ya. Şöyle bir gidelim Mua. Neyse bakalım. Değişik modlar incelemeye devam edeceğiz. Yakında zaten şey başlayacak. World of Trucks etkinliği başlayacak. Belki onunla ilgili video gelebilir. Bilmiyorum. Ama şu anlık mod incelememiz devam ediyor. Bakalım. Evet, burada bir otobüs durağı var ama dediğim gibi yolcu olayı olmadığından bayağı bir sıkıntı. Şu anda benim oyun drop yemeye başladı. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir drop olayı yaşıyorum şu anda. Bakın. Niye böyle oldu? Dur bakalım. Şöyle bir çıkalım. Az önce bir drop yedik. Şimdi düzeldi. Bir sıkıntı oldu az önce. Anlamadım. Arkadaşlar olabiliyor. Şimdiki sistemsel hata olabilir. Çünkü bilgisayar uzun saatler açık kalıyor. Hiç kapatmadığımız günler oluyor. Yani bir hafta hiç kapatmadığım günler oluyor. Ve devamlı üzerinde edittir, odur budur, devamlı yüklü oyunlar oynuyoruz. Bunlar biraz sıkıntı ediyor. Yani mesela diyeceksiniz, benimki de açık kalıyor, işte yorulmuyor falan diyeceksiniz ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Sizinki sadece oyun oynamak için açık kalıyor. Bizimki öyle değil. Bizimki hem editini yapıyor, hem yüklemesini yapıyor. Yani şu bilgisayar adam akıllı soğumuyor yani. Devamlı sıcak, devamlı sıcak. Yani devamlı fanları çalışıyor. Onu söyleyeyim. Yani bir dakika boş kalma süresi yok. Mesela oyunumu oynuyorum, editimi yapıyorum. Daha sonrasında edit bittikten sonra render'a bırakıyorum. Render çıktısı yükleniyor. Devamlı çalışıyor arkadaşlar. Bir döngü içerisinde devamlı dönüyor bilgisayar. Yani doğal olarak kasmalar falan artık mecburen oluyor. Bununla bir şey diyemeyeceğiz. 11. vitese verdim. Yalnız araba çok rahat gidiyor. Onu size söyleyeyim. Bayağı iyi yani otobüs. Az önce orada bir kasma sıkıntısı yaşadık ama o da önemli değil fazla. Konuşamadım ya. 121 kilometre kalmış. Yine bir durak daha var burada. Fena değil ya, güzel. Güzel güzel, bu kamera açısı ayarlanırsa güzel olacaktır. Daha da iyi olacaktır. Ben Dark Silver Paint jantını koyduğum için bu kadar dışarıda duruyor arabanın lastikleri. Bence de yakıştı yani, güzel oldu. Mesela animasyon var mı acaba? Arkadaşlar orada bir ışık parlaması var. Animasyon var mı diye baktım da. Değil herhalde. Animasyon değil herhalde o. Değil. Değil mi? Bakalım. Aa, parkları yapınca arabanın içinde ışık yanarmış. Orada bir ışık var ama o ışığın kendisi yok. Onu da eklerlerse güzel olacaktır. İlerleyen sürümlerini görebiliriz bu aracın. Yine bak geçti bir tane otobüs. Ama bizimkinden değil. O buraya has bir otobüs. Hani buranın yerlilerinden. Bakın bu ışık sistemi biraz değişik.
Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ışık sisteminde bir değişiklik var. Mesela ben bunu bazı yerlerde fark ettim. İlk karşı taraf yanıyor, bekliyor bekliyor, daha sonra sönüyor, diğer taraf yanıyor. Orası sönüyor, bizimki yanıyor. Bizimki sönüyor, diğer taraf yanıyor. Böyle dört yolu ayrı ayrı yakıyorlar. Bayağı bekliyorsunuz kavşakta. Böyle olay yapmışlar. Benim hoşuma gitti bayağı. Gerçekçi yani. Gerçekte de var zaten öyle beklemeli. Yani şura geçecek diyelim. 3'ü yanıyor. Sadece burası işliyor. Sağa sola dönecekler falan. Sonra bura tıkanıyor, diğer taraf açılıyor. Yani böyle bir ışık sistemi var. Onu da bu oyuna entegre etmişler. Güzel olmuş ya. Narva güzelmiş. Bakın Narva'ya geliyoruz. Narva görüntüsü falan hoşuma gitti. Şu direkt şeyden çıkar çıkmaz görüntü çarptı gözümüze. Hani o iyiydi. Şimdi belge kontrolü yapacaklar. Durduramadık arabayı. Ve sorun buldum arkadaşlar. Şeyi okumuyor. Bakın. Araç şeyi okumadığı için mecburen buradan servis kamerayla geçeceğiz. Sizlerde de okumayacaktır. Böyle bir sorun olacaktır. Bu da hallolur diye umuyoruz. Servis kamerayla geçirmeniz gerekiyor. Onu da sizlere buradan söyleyeyim. Servis kamerayı da nereden açacağınızı bilmiyorsanız serbest kamerayı ETS2'nin config dosyasına, yani belgelerindeki bulunan config dosyasına not defteri yardımıyla açın. İçinde konsolu bir haline ve developer adında bir dosya var. Onu da bir haline getirip kaydedin çıkın. Bu kadar, başka bir işleminiz yok. Artık çok rahatlıkla çalışacaktır. Burası böyle kilise gibi bir yer. Burada yolda da sıkıntı olmuş. Kaza falan olmuş. Otobüste zor geçiyoruz ya. Şimdi şuradan döneceğiz. Yine aynı şekilde bir kapı daha var. Bu kapıya nereden gireceğiz onu bilmiyorum. Bu sefer aşağıdan girelim bakalım. Belki aşağıdan geçebiliriz. Bilmiyorum ama denemek istiyorum. Maalesef buradan da geçemiyoruz. Hemen serbest kamerayla bu şekilde kendim buraya atıyorum. Eleme teklifi mi diyorsun lan? Artist. Bir tuhaf arkadaşlar, bakın kapıya bakar mısınız? Hani bir tuhaf, böyle garip bir şekilde şehrin içine giriyorsun. Tabelalara bakar mısınız? 24 saat kamerayla izlenirmiş. Böyle yazıyor. Hadi Volvo'cum, dön bakalım. Tallinn'e doğru biz de şöyle bir dönelim. Yine bir durak mevcut burada. Şöyle biraz basalım. Bakalım kaç kilometreye kadar çıkabiliyoruz, onu da görelim. Yakıt durumumuz ne? Onu daha iyi bilmiyoruz. Mesela şimdi bu araçta bir dijital ekran falan da yok. Yakıtı da göremiyorsunuz herhalde. Yakıtı görebiliyor musunuz bakalım? Görüyorsunuz herhalde ya. Yakıt hangisidir acaba? Şu alttaki olabilir. Alttaki çizgili olabilir. Ikiye verip biraz gazlayalım. 3 kamera, 4 kamerası, 5, 6, 7, 8, 8 sinematik kamera. Bu şekilde sinematik gösteriyor. Radarı gördünüz değil mi? Adamlar radar gömmüş oraya ya.
çakallar biledi. 9 içeri geçiyordu tabi tekrar. Yollar efsane. Baltık Diyanesi'ndeki yollar güzel. Tek şeritli yol zaten. Tam istediğimiz şeyler bu haritada mevcut. Tek şeritli yollar. Tam gezmelik. Bir de otobüs, gerçekten otobüs desteği gelse, yolcu desteği gelse bu oyuna, oyun daha bambaşka olabilir ya. Bambaşka bir dünya olabilir. Aynı anda tır da nakliyat da yapacaksın, otobüs nakliyat da yapacaksın. Bu kadar. Hani iki oyun bir oyunda olması lazım yani. İki simülasyon bir oyunda. Yani aktarılabilir, bu zor bir şey değil. Dediğim, bunu söylemiştik, anlatmıştık bu konuyu. ...96 ile gidiyoruz şu anda. Otobüsten yalnız öyle bir dolgun ses geliyor ki... Güzel, bir radar daha gördük orada. Yolun kenarlarına koymuşlar radarlar ama bize işlemiyor tabii. Kapalı olduğundan olabilir. Bizim Onur kapatmış herhalde. Bu arada sev Onur'un sevi. Onur'un sevini kullanıyorum. Çaldım Onur'un sevini. Bana göndermişti bir mod yapmak için. Modunu yaptım, gönderdim geri. Cama yazı yazma şeyini. Bu arada Onur benim okuldan arkadaşımdı. 6-7 yıldır rahat bir şekilde tanışıyoruz kendisiyle. 6 olacak, 6. 6. 6. Evet. Öyle bir şey olacak. Kunda'ya geldik. Şimdi şöyle bir devam ediyoruz. Buralarda bir şeyler var bakın. Yıkık yerler falan var. Yıkıklar dünyası burası. Kunda. Değişik bir yer. Güzel bir yer. Hani görülecek çok güzel yerler var bu haritada. Hani tavsiye ediyorum. Gelmenizi, görmenizi tavsiye ediyorum. Hani fena değil. Güzel. Güzel yapılmış yani. 39 lira biraz fazla gelebilir. Evet, haklısınız. 39 lira biraz fazla gelebilir ama açıkçası bizim Türkiye'deki bu ekonomiyle ilgili bir durum var. Bizim ekonomimiz sıkıntılı. Adamlar da mecburen yine de uygun satıyorlar. Yani 39 liralık bir fiyat gerçekten uygun. Bir Fernbus'a bakarsanız, bir AA oyunların fiyatlarına bakarsanız 200 lira, 300 liraya kadar çıkıyorlar. Yani şu anda bir ETS'nin 300 lira olmasını kim ister ki yani? Yani 300 lira olsa bu oyunu kim alabilir ki? Hani kim alıp oynayabilecek? Hani o zaman kıymete binecek işte de. Yani ucuzken hiç kimse değerini bilmiyor. Gelen geçen laf atıyor ama hani şunu söyleyeyim. Bunun gibi bir oyun piyasada yok. Yok ve şöyle söyleyeyim. Yani bunun kadar ucuz olan simülasyon oyunu çok nadir. Uzun yola gidiyorsunuz ya. Otobüs şey, tırınızı alıyorsunuz, yük götürüyorsunuz, koskoca devasa bir harita var. İlerleyen zamanlarda bu harita daha da büyüyecek ve devasa bir harita haline gelecek. Her şey bizler için. Adamlar yapmaya uğraşıyorlar yani. Devamlı geliştirme aşamasındalar. Devamlı bizleri oyuna bağlama çabasındalar adamlar. Adamlar yapmaya çalışıyor yani. Yani onu söylemek gerekirse bir şeyler artık eskisi gibi değil. Yapılmaya devam ediyor. Evet. Geldik. Güzel bir yolculuk oldu. Güzel bir muhabbet oldu. Araçımız hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir araba. Yalnız farları patlamış bu arabanın. Onu da size söyleyeyim. Nasıl farları patlamış? Şimdi farlarını yakarsak anlayacağınız üzere arabanın farlarında patlaklık var. Yanmıyorlar abi. Şu taraf yanıyor da şu taraf yanmıyor. Evet. Şuradan baktığım zaman arabanın içerisindeki göstergeler bu şekilde gözüküyor. Ama arabanın içine girdiğin zaman göstergeler farklılaşıyor. Böyle de bir durum var. Ama yine de az çok benziyor ya. Dış kaplama ile iç kaplamanın arasında zaten fark olur her zaman. O zaman veda ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mini videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok bir gün. Hoşçakalın. Bay bay. Daha şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altına like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.